Wadsworth Athenaeum Sanat Müzesi'nde Reginald Marsh tarafından yapılmış bir tabloya bakıyoruz. Bu tablo, Büyük Buhran döneminin ortasında 1936 yılında yapılmış. Reginald Marsh'ın Tahta Atlar tablosunda Koni Adası'nın Nikel İmparatorluğu olarak bilindiği zamanlarda dönemin en meşhur eğlence parklarından Steeple Chase Parkı'ndaki bir ana tanık oluyoruz. Koni Adası'na neden Nikel İmparatorluğu deniliyormuş biliyor musunuz? O zamanlar bir nikele yani 5 sente dünyanın en uzun metro yolculuğunu yaparak New York'tan bu parka gelebilir ve burada bir sosisli sandviç alarak at yarışı gibi birçok eğlenceden birine katılabilirdiniz. İşte bu yüzden. Konya Adası ilk başlarda deniz kıyısına gitmek isteyen zenginler için ayrılmış özel bir yerken, 1930'lara gelindiğinde her sınıftan insanın serbestçe gidebildiği oldukça popüler bir yer haline gelmiş. Koni Adası o dönemde farklı kültürlerden, sınıflardan, hatta karşı cinsten yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir yer. Burada genç bir kadını kavramış yaşlıca bir adam görüyoruz. Halka açık bir yerde alışılmadık derecede samimi bir görüntü. Eğer heyecan arıyorsanız, ucuz oyunlardan dans salonlarına, gösterilerden eğlence programlarına, boş zamanınızı değerlendirmek için aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi bulabileceğiniz Konya Adası, büyük buhranın yarattığı endişe ortamından uzaklaşabileceğiniz bir yer haline gelmiş. Resmin merkezindeki kadından da anlaşılacağı üzere bu eğlence parkında kadınlar nesneleştiriliyor ve eğlencenin kaynağı olarak görülüyorlardı sanatçının kadını büyük bir ustalıkla resmettiğini görüyoruz. Filmlerdeki sarışın, dolgun vücut hatlarına sahip kadınlardan ilham almış gibi duruyor. O dönem bu eğlence parkında olduğu gibi erkeklerin, kadınların yaptıkları gösterileri izlemek için para ödemesi, yeni oluşmakta olan has peşindeki kültürün bir parçası. Konya adasındaki gösterilerin birçoğunda kadınların cinsel kimliklerinin çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Bu kadınlardan bazıları ekonomik sıkıntının zirve yaptığı bu dönemde hayatlarını devam ettirebilmek için günlük işlerde çalışıp geceleri de bu dans salonlarına geliyorlardı. Burada ise marşın genellikle resmettiği tarzda sarışın, kırmızı rujlu kadınları görüyoruz. Baktığımızda yaşlıca bir adam tanımadığı bir kadına oldukça yakın bir şekilde duruyor. Kadının etek boyu ise o günün normları için oldukça kısa. Bu durum resme bakan birçok kişi için rahatsız edici olabilir. Çoğu insanın burada gördüğümüz türden mekanik atlara aşina olduğunu sanmıyorum. Luna parklardaki atlı karıncaları andırsalar da oldukça farklılar. Burada atlar merkez bir noktanın etrafında dönmüyorlar. Bir ray üzerinde, eğlence mekanının içinde, hatta tüm parkın etrafında döndüklerini söyleyebiliriz. Bu incelediğimiz sahne, Coney Adası, Staple Chase Parkı'nda çok sayıdaki kapalı eğlence mekanından birinde geçiyor. Resmin sağ üst köşesinde gördüğünüz kirişler, büyük ve kapalı bir eğlence mekanının içinde olduklarını gösteriyor. Pavilion of Fun olarak bilinen bu yapı, 11 bin metrekare kapalı alana sahip, kalabalık topluluklara ev sahipliği yapabilecek kadar büyük bir alan. Ancak Marsh bizi aksiyonun tam merkezine yaklaştırmayı tercih etmiş. Şunu da hatırlamakta fayda var. Bu atlar çocuklar için değil, yetişkinler için. Burası gerçek at yarışlarını taklit etmek için yapılmış bir eğlence mekanı. Dört tane at var. Her bir at, üzerlerinde oldukları bir hat boyunca mekanik şekilde ilerliyor. Yani biniciler aslında kimin kazanacağına dair kontrolün kendilerinde olmadığının farkında değiller. Oldukça gergin ve heyecanlı olduklarını görebilirsiniz. Atlarını öne geçirebileceklerini düşünüyorlar. Adeta gerçek bir at yarışındaymış gibi kazanmaya çalışıyorlar. Ancak tablonun isminin de bize hatırlattığı gibi bunlar tahtadan oyulmuş atlar. Bu atların çoğu göçmenler tarafından oyulmuş. Zamanla bu zanaatkarlar birbirleriyle bir yarış içine girmişler ve deve, zürafa gibi oyulmuş egzotik hayvanlar da ortaya çıkmaya başlamış. Bir anlamda tablonun kendisinin de oldukça egzotik olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında düşündüğümüz gibi yağlı boya ile yapılmış bir tablo değil. Bir tür sulu boya da diyebileceğimiz zamklı boya. Marş çabuk kuruması ve çizgilerin kalıcı olmasını sağladığı için bu boyayı tercih etmiş. Diğer bir sebep de resmi oldukça canlı göstermesi olabilir. Tüm bu küçük küçük çizgiler yüzeyi cap canlı bir hale getirmiş. Resmin ilk halini hayal etmeye çalışırsak, sanki zemini daha şeffaf bir şekilde tasarlamış ve daha sonra bu yüzeyin üzerine boyamış gibi görünüyor. Gevşek el hareketleriyle atılmış fırça darbeleri, bu mekanik atların baş döndürücü hızını yansıtabilmesine ve figürlerin öne çıkmasına yardımcı olmuş. Ana renklerden mavi ve kırmızıya boyanan atlar resmin ilgi odağını oluşturmuş. Mavi ve kırmızı renk tuvalin yüzeyine kolay bir şekilde oturmadığından sanki titreyen bir görüntü yaratmış. Soldaki at üzerimize geliyormuş gibi bir his oluşturuyor. Sanki bütün sahne her an kontrolden çıkabilirmiş gibi görünüyor. Bu genel olarak marşın fırça darbelerinden ve tablonun üst kısmına yerleşen bu güzel mavi renkli ana hatlardan kaynaklanıyor. Tablosunu incelediğimiz sanatçıyı 1930'lu yılların New York'u, şehrin caddeleri ve çalışan kesimin faaliyetleri üzerine yaptığı eserlerle tanıyoruz. Marsh 1930'lu yıllardaki belgeleme ya da belgeselcilik dürtüsüne sahip. O dönemdeki sanatçıların ve hatta fotoğrafçıların amacı hayatı gerçekçi bir şekilde yansıtmak ve belgelemekti. Walker Evans, Dorothea Lange gibi pek çok belgeselcinin odak noktasında kırsal alanlar vardı. Ancak Marsh onların aksine şehir hayatından ilham alıyordu. Bu tabloya baktıkça Reginald Marsh'ın "izleyebileceğiniz en iyi gösteri insanların ta kendisidir." sözünü daha iyi anlayabiliyoruz.